Efendim iyi akşamlar. Bir Söz Meclis'ten içeri programında yine sizlerle beraberiz. İki değerli bakan arkadaşım Sayın Namık Kemal Zeybek ve Sayın Tayfun İşli ile bu geçtiğimiz haftanın önemli bazı konularını, hepsini ele alma imkanımız olmuyor. Yine değerlendirmeye çalışacağız. Ama onun öncesinde iki şeyi paylaşmak istiyorum. Bir tanesi Sayın Kemal Zeybek'in de ortak arkadaşımız olan, yıllarca beraber olduğumuz Türk Ocakları'nda da yönetiminde, genel merkez yönetiminde olan çok değerli bir arkadaşımız Yılmaz Sakay'ı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Cenazesi yarın öğlen namazını müteakip Hacı Bayram Camii'nden kaldırılacak. Onu bu vesileyle Allah'ın rahmetine. Bizim Bayburtludur o aynı zamanda. Bayburt, evet, senin hemşerin. Evet, doğru. İkincisi, izleyicilerimizin çoğu haberdardır ama ben yine üstüne basa basa aktarmak istiyorum. Bu pazar günü, 27 Mart pazar günü Ankara'da Milli Anayasa Kurultayı'nı düzenliyoruz. Bizler de o kurultayın işte tertip heyetinde, yürütülmesinde, meclisindeyiz. 27 Mart pazar günü saat 12'de Yeni Mahalle Belediyesi'nin Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde başlayacak. 81 ilden de bu kurultaya katılım temsilciler olarak bu Milli Anayasa Hareketi platformunun yöneticileri ve irtibat noktalarında görev alan arkadaşlarla beraber herkesi oraya davet ediyoruz. Orada, çünkü Milli Anayasa Hareketi platformunun kuruluşunda da açıklandığı gibi anayasanın değiştirilme çabaları gündemden düşmüyor. Bugün daha Başbakan yine aynı şekilde, Tayyip Erdoğan aynı şekilde. Efendim bu sefer partiler şey yapmıyorlarsa biz önümüzdeki hafta kendimize göre AKP olarak anayasa taslağını hazırlayacağız. En geç Haziran'da da meclise sevk edeceğiz diyorlar. Yani Türkiye'nin derdi sanki bir tek oymuş gibi. Kan gölü Türkiye, dünya ve ama iktidarda oturanlar anayasa değişikliğiyle kendilerine yasal bir statüyle adeta tek adam rejimini getirmeyi amaçlıyorlar. İşte bunun için bunun karşısında sivil toplum kuruluşları olsun. Onun dışında bu konularda hassasiyet gösteren illerdeki, ilçelerdeki arkadaşlarımızla oluşturduğumuz yerel komitelerle beraber buna karşısında bir demokratik tepkilerimizi, direnişimizi koyacağız ve bu hazırlıkların hepsini boşa çıkartacağız. Onun için de ben bütün izleyicilerimizden, bütün siz değerli kardeşlerimizden önümüzdeki pazar günü saat 12'de Ankara'da Yeni Mahalle Belediyesi'nin Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki Milli Anayasa Kurultayı'na davet ediyoruz. Salonun içi dışı bayraklarımızda, Türk bayraklarımızda donanacağız ve oradan çok güçlü bir şekilde hem teröre lanetleyeceğiz hem de anayasa girişimlerini, bölücü ve gerici anayasa girişimlerinin karşısında Türk milletinin öncüleri olarak kararlılığımızı ortaya koyacağız ve bir start vereceğiz ve ondan sonra da bütün illerde ve ilçelerde bu manada komitelerimiz demokratik tepkilerini toplantılarla, açık hava toplantısı, kapalı salon toplantıları ve benzeri panellerle halkı bilinçlendirmeye, halka daha doğrusu işin esasını anlatmaya girişeceğiz. Onun için hepinizi 27 Mart pazar günü saat 12'de Ankara'da Yeni Mahalle Belediyesi'nin Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ne bekliyoruz. Şimdi burada birçok tabii konu da var malum. Fakat burada en önemli şeylerden bir tanesi de işte dün Brüksel'de yapılan saldırı. Çünkü bir yani birbiriyle çok irtibatlı olduğu için IŞİD militanları tarafından
dini kullanan dinsizler, Allahsızlar tarafından ve adına da bir de İslam şeyini katarak İslam'a en büyük kötülüğü yapan bu güruh tarafından bizim Türkiye'de yaptıklarının bir benzerini aynı şekilde Brüksel'de yaptılar ve orada da 31 insan hayatını kaybetti. 270 civarında da insan, ki yaralıların içinde 4 tane de Türk var. Türk kardeşimiz var. Onlar da yaralandılar. Tabii bütün ölenlere, daha önce İstanbul'da da aynı şekilde yapılan şeyde hayatını kaybedenlere taziyelerimizi bildiriyoruz. Allah rahmet eylesin. Bizden çok kayıplar var. Ondan önce işte Ankara'da yapılan şeyler. Yani hepsi aynı anda dünyayı da karıştırma, Avrupa'yı özellikle karıştırma noktasında bir işbirliği içerisine girmişler. Burada tabii önemli bir şey, bugün Cumhurbaşkanı, Romanya Büyük Cumhurbaşkanı'yla beraber bir basın açıklamasında bir sorunun üzerinde bir açıklama yaptı. Dedi ki, Brüksel'de ki bombayı patlatan kişiyi geçtiğimiz Temmuz ayında, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında biz Gaziantep'te ele geçirdik ve kendi Belçika vatandaşı olduğu için Belçika'ya iade etmek istedik ama kendisi Hollanda'ya gideyim dedi ve biz onu Hollanda'ya gönderdik. Her iki ülkeye de notayla bu IŞİD'le alakalı olabilir izlenmesi diye notayla bildirdik. Fakat dedi Cumhurbaşkanı, Belçika makamları bunu çok kale almadılar. Yani orada bir sitem var. Doğru, doğru bir tespittir. Ama şimdi tabii Cumhurbaşkanı bunu söylediği vakit, yani siz bir şeyi söylüyorsunuz ama bir de kendi ülkenizdekileri ne yapacaksınız? Şimdi düşünün, Savaş Yıldız diye bir şey var, militan. Yani bu adam aranıyor. Aranırken işte eczaneye giderip ilaç alıyor. Yani yeşil karta sahip. Şimdi ya sen kendi ülkendeki teröristleri, aranan teröristleri yeşil kartla onun sağlık giderlerini devletin kasasından ödetiyorsun. Al bir başka bir şey. Burada İstiklal Caddesi'nde işte 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 39 kişinin de yaralandığı terör hadisesini yapan IŞİD'li ile ilgili İçişleri Bakanı olacak şahıs, Efkan Ala denilen şahıs diyor ki bombacı IŞİD üyesi ama arama kaydı yok. Şimdi Türk milletine karşı yalan söylüyor bu İçişleri Bakanı. Bombacı IŞİD üyesi ama arama kaydı yok. Ama sonra bir gün sonra ortaya çıkıyor ki bu kayıtta var. Yani ve terör örgütüne müzahir kişi diye fişlenmiş. Yani bununla ilgili şey var kayıtlarda. Tabii o ana kadar bir suç işlemediği görülüyor ama kayıtta var yani. Ve üzerinde de terör örgütüne, IŞİD terör örgütüne müzahir, yani yakın, o işlerin içerisinde yardım olabilir diye bir şey var. Bunu şunun için söylüyorum. İlla Cumhurbaşkanı'nı yani ters köşeye yatırıp da şey olarak değil. Yani bir taraftan terör uluslararası bir şey diyoruz. Evet, doğrudur. Ama bir taraftan da hemen biz kendimizi bir toparlayalım. Başka ülkelere tutup da gerekçe getireceğimize biz önce ne yapacağız? Şimdi bakın, bunları da söyleyeceğim. Ondan sonra sizlerin değerlendirmesini açayım. Bu çünkü çok önemli bir şey. Şimdi Başbakan ne diyor? Bakın, yani bunlar terörün beli kırılmıştır diyor. Bütün yapıları dağıtıyor. Ne zaman diyor? Ne zaman? Mart ayı. Mart ayı. 13 Mart. Şimdi düşünün. Yani 10 gün önce terörün beli kırılmış. Ya dalga mı geçiyorsun sen ya? Terörün beli kırıldı da. Yani bu ne bu şey? Tabii aynı başbakanın, hatırlayın, Dışişleri Bakanı iken Ahmet Davutoğlu'nun söylediği bir şey var. IŞİD terörist bir örgüt değil.
öfkeden bir araya gelmiş bir insan topluluğu. Bunu diyen adam bugün gelmiş terörün beli kırılmış diyor. Ya sen IŞİD'i terör örgütü değil diyorsun. Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanlığı koltuğundayken daha yakın zaman işte. Çelişki yok. Çelişki yok. Ki öfkeden... Terörün beli kırılmış ama IŞİD'in kırılmamış. Evet. Çünkü IŞİD terör örgütü değil. Evet. Ya böyle bir şey olabilir mi? Öfkeden bir araya gelmiş bir grup diyor. Evet. Şimdi bir de bir AKP yandaşı bir ilahiyatçı var. Oğlu belediye başkanı. Yazdığı kitaplar var, enteresan. Zaten hep belden aşağı. Cinsellikle daha ağır İslam'da kitapları var. İslam'da cinsi hayat galiba. Neyse ne zıkkımsa. Geleneksel İslam hukukumuza göre IŞİD'in yaptıklarının tamamı meşrudur. Bak. Hocaya bak ha. Hocaya bak. IŞİD'in yaptıklarının tamamı meşrudur diyor. AKP yandaşı, oğlu da AKP'den belediye başkanı. Şimdi yine AKP'li bir kadın işte orada İsrailler öldü diye kadın yönetici bu da. Bu da AKP'li kadın kolları başkanı tweet atıyor. İstiklal Caddesi'ndeki şeyde İsrailler için diyor ki keşke hepsi ölselerdi diyor. IŞİD kafasına bak. Şimdi bunları görmeden biz değerlendirme yaptığımız vakit... İstanbul Kadın Kolu Başkanı mı bu? Yok ya, bir ilçenin kadın kolları. Ondan sonra da işte güya işte istifa et demişler. İstifa etmiş filan. Şimdi bunları şunun için söylüyorum. Yani bunları hatırlamadan, bunları bilmeden bir yorum yapma imkanı olmuyor. Yani bunları bileceğiz çünkü. Evet. Şimdi bakın yine şu şeyleri de söylemek istiyorum. Mesela Cumhurbaşkanı diyor ki ABD'de ikiz kulelere saldırı oldu ve yüzlerce insan öldü. Geçmişte söylediği bir şey. Ama Amerikalılar devletini suçlamadı. Bizde vatan haini şerefsiz çok. Güzel. Tamam. İyi de Amerika'ya sen bu lafı söylemen için Amerika ne yapmış o ikiz kulelerle ilgili? Saldıran terörist Ladin'le müzakere yapmıyor. Onu öldürüyor, cesetini de okyanuslara, köpek balıklarına atıyor. Sen AKP olarak ha burada karşılıyorsun teröristleri, Oslo'da görüşüyorsun, PKK'nın şehre inerken de seyrediyorsun. Şimdi aynı şey mi? Bu tabii yani başbakan yine. Bu diyor dünkü bir şeyi toplantıda. Bu istiklal ve istikbal mücadelesidir. Haritaların çizilmesine direniyoruz. Hangi haritalar? Siz BOP projesinin eş başkanı değil misin? Tayyip Erdoğan 26 defa BOP projesinin eş başkanı olduğunu iftiharla söylüyor. O BOP projesi dediğiniz şey harita işte. Şimdi ve şey yapıyor hala işte bu burada diyor direnen diyor bir ülke Türkiye filan. Şimdi eğilmeyeceğiz, dimdik olacağız. Lan eğilmediğin yer kalmadı be. Hani sıfır sorundu. Onu kim diyor? Davutoğlu. Davit'in oğlu. Dimdik olacağız. Dimdik oldu. Tam dimdik oldular. Tam dimdik. Şimdi mesela il başkanları toplantısında ey aydınlar, akademisyenler neredesiniz diyor. Brüksel'de saldırılardan sonra bir akademisyen kendi hükümetine eleştiri getirdi mi diyor filan. Peki güzel. PKK'yı eleştirmiyorsunuz getirdi, diyorsun. Getirdi. Kitaplar bile yazıldı. Tabii. Hayır, onun ötesinde bir şey. Yapılan işe bir baktığımız vakit yani adam başbakan, Belçika'nın başbakanı çıktı dedi ki korktuğumuz başımıza geldi. Biz yeterince dedi tedbir alamamışız. Bunun sorumluluğunu kabul ediyorum dedi. Sorumluluğunu kabul ediyor işte başbakan, Brüksel'deki Belçika'nın başbakanı. Siz ne diyorsunuz? Siz sorumluluğu kabul etmiyorsunuz ki. İnsan bir şey yapar, ortaya çıkar, der ki ya bizim evet eksiğimiz var. Adam eksiğini söylüyor. Biz diyor evet korkuyorduk, korktuğumuz başımıza geldi. Ve diyor burada bir eksiğimiz var. Yani o sorumluluğunu hatırlıyor. Sen ne yapıyorsun? Yok.
Buyurun Sayın Bey. Abisinin sözünü tekrar ediyor yani. Evet. Sayın Bakırım, dünyada sadece bizim ülkemizde değil, ikiyüzlülük, ahlaksızlık, had safhada, yozlaşma had safhada. Şimdi kendi ülkemizden başlayalım. Şimdi hukukta bir illiyet rabıtası derler, sebep-sonuç ilişkisi. Bir şey sonuçlandığı zaman ona neden olan, sebep olan şeyler bakılır. Arasındaki bağ, illiyet rabıtası kontrol edilir ve denilir ki bu sonuca bunlardan dolayı gelindi denilir. Şimdi geçen hafta bunu çok net olarak konuştuk. Terörün tanımı ister bizim ülkemizde olsun, ister dünyanın diğer ülkelerinde olsun, adam gibi tanımlanmıyor. Neden tanımlanmıyor? Çünkü terörü bir tehdit olarak, bir silah olarak kullanan küresel güçler var, egemen devletler var. Terör örgütlerini bu egemen devletler ya da bazı devletler kendi çıkarlarına kullanmak suretiyle rakip devletleri, yani kendisine düşman olarak gördükleri devlete karşı hep silah olarak kullanıyorlar. Onun için bir terör tanımını sıhhatli dünyada tanımlanmamış durumda. Bunu biliyorsunuz 11 Eylül olaylarında Amerika kendine göre tanımladı ve Afganistan'ın işgal edilmesi ve Amerika'nın ulusal çıkarları, kendi çıkarları doğrultusunda dünyada egemenlik kurmasının bir aracı olarak kullanıldı. Şimdi bakıyorsunuz işte PKK terör örgütü. PKK terör örgütü İran kuzeyinde Amerika'nın ve Avrupa Birliği ülkelerinin himayesinde korunup, kollanıp büyütülen bir terör örgütü. Dünyanın hiçbir yerinde bir terör örgütü belirli alanlarda karargahı olan, işte cephanesi olan bir terör örgütünü tanımak mümkün değil. Yıllarca Türkiye bu nedenle canı yandığı için sürekli özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin kimi ülkeleri nezdinde girişimlerde bulunmak suretiyle bunun terör örgütü olduğu konusunda ısrarla çaba sarf etti. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği PKK'nın terör örgütü olduğunu kabul etmiş olmasına rağmen ve terör listesine koymuş olmasına rağmen bunlara gerekli desteği vermekten hiçbir zaman kaçınmadılar. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde bir terör örgütü ekonomik olarak, ondan sonra malzeme olarak, askeri yönden, başka yönden desteklenmeden yaşaması, hayat bulması mümkün değil. Son olayda da Suriye'de PKK'nın uzantısı olan PYD'ye de yine Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin kimi ülkeleri hep destek verdiler. Hep burada konuştuk. Şimdi bakın PKK terör örgütü çok açık olarak, yani Suriye'de biliyorsunuz terör örgütünün başı Öcalan Suriye'deyken oradan çıkartıldıktan sonra kullandığı pasaporta bakın. Kullandığı pasaport bugün Avrupa Birliği üyesi ülkenin Güney Kıbrıs Rum kesiminin pasaportunu taşıdı. Gittiği ülke Yunanistan'dı. Oradan gitti Kenya'ya gitti. Yunanistan Büyükelçiliği'nde kollandı, gözetildi. Yani özet olarak Avrupa ülkeleri, egemen ülkeler ikiyüzlü davrandıkları için dünyada terör anlayışının yaygınlaşmasına bir açıdan sebep oldular. Ve dünya halklarının da terörizme karşı mücadelesini sekteye uğrattılar. Bir kere bunun altını net olarak çizmek lazım. Gelelim kendi ülkemize. Kendi ülkemizde de PKK terör örgütüyle ilgili çabalar terör örgütüyle mücadele şeklinde yürütülmedi. Hatırlayın son 14 yıldır, son 14 yılı kastediyorum. Devlet televizyonları dahil olmak üzere PKK terör örgütü sürekli meşrulaştırıldı. Aman üslubunuza dikkat edin. Öcalan'a bebek katili demeyin, terörist demeyin dediler. Bütün iletişim organlarında, televizyonlarda PKK propagandası yapıldı. Adı PKK propagandası değil, onun siyasal uzantısının propagandası yapıldı. Kendisini Atatürkçü olarak tanımlayan birçok kişi Haziran seçimlerinde
PKK'nın siyasal uzantısına oy verilmesi konusunda büyük bir kampanyaya alet oldular. Hatırlayın. Hep bunları yaşadık. Ama bunun sorumlusu da bugünkü iktidardır. O kadar nefret tohumları ektiler ki bunlar olmasın da şeytan olsun noktasına getirdiler bazı insanları. Bunu da bu arada söyleyelim ve kapatalım parantezi. Dediğinizde çok haklısınız. Yani öylesine bir propaganda yaptılar ki terörist makul, kahraman, özgürlük savaşçısı, demokrasi aşığı insan olarak gösterildi. Buna karşılık teröristlere karşı mücadele veren silahlı kuvvetler mensupları ve güvenlik mensupları, hatta aydınlar tukaka, kötü, katil durumunda neredeyse. Genelkurmay Başkanı içeri tırttı. Evet, ülkenin genelkurmay başkanını. Şey gerek... Müebbede mi mahkum olmuştu? Tabii idam canım. Olsaydı, idam cezası i̇dam olsaydı idam edilecekti genelkurmay başkanı. Evet. Yani şimdi toparlıyorum. Özet olarak müthiş bir ikiyüzlülük hakim. Bakın şimdi Fransa'da bir terör saldırısı oldu. Birçok devlet ulusal yas ilan etti. Fransa'da devlet başkanları, başbakanlar Fransa'ya gittiler, yürüyüş yaptılar. Hatta o yürüyüşte, o meydanda PKK terör örgütünün bayrakları ve Öcalan'ın, PKK terör örgütünün liderinin bayraklarını, flamalarını salladılar ve bizim televizyonlarımız hep onu gösterdi. Şimdi Belçika'da bir terör saldırısı oldu. İngiltere hükümeti Belçika bayrağını yarıya indiriyor. Fransız belediyesi Eyfel Kulesi'ni, işte bilmem nesinin renklerini Belçika bayrağını İngiltere yapıyor. İngiltere bayrağını yarıya indiriyor. İngiltere Belçika bayrağını yarıya indiriyor. Kendi bayrağını mı? Veya öyle olabilir. Kendi bayrağını. Yani. Üç günlük yas ilan ediyor. Belçika'da yaşanan terör olayının ardından Belçika bayrağı asarak terörü lanetleyen İngiliz hükümetini Ankara'ya karşı aynı hassasiyeti göstermediği için eleştiriyor. İşte bir İngiliz gazetesi. Yanlış da algılamış olabilirim ama yani Belçika'daki terör saldırısına bütün Avrupa ülkeleri duyarlı. Fransa'daki terör saldırısına bütün Avrupa ülkeleri duyarlı. Ama Türkiye'de yapılan terör saldırılarına karşı ne hükümetler ne de Avrupa halkı, insanları. Amerika da aynı. Evet, duyarlı değil. İkiyüzlülük. Yani benim teröristim senin teröristin gibi bir ayrım. Tabii burada kendi suçlarını biliyorlar aslında. Yani şimdi acısı olan... Yani bu değerlendirme yapılır mı diye belki aklınıza gelebilir. Ama yurt dışına giden herkes bilir ki Belçika'da DHKPC'ye dahil olmak üzere. Biraz evvel Yunanistan örneğini verdim. Belçika'da PKK her anlamda konuşlanmış durumda. Karargahı orada. PKK'nın ekonomik bütün paralarının döndüğü yerler. Bütün ilişkiler. Belçika'da. Belçika peki nedir? Avrupa Birliği'nin başkenti. NATO karargahının bulunduğu yer. Burada PKK terör örgütü üstlenmiş durumda. Bütün faaliyetlerini, hem propaganda faaliyetlerini, her tür faaliyetlerini buradan yürütüyor. Şimdi Türkiye için, Türkiye bir NATO ülkesi, Belçika bir NATO ülkesi, Türkiye Avrupa Konseyi üyesi, doğru mu? Belçika Avrupa Konseyi üyesi, ülkelerin hepsi öyle. Türkiye Avrupa Birliği'ne aday ülke. Bir taraftan Kopenhag kriterleri gibi temel hak ve özgürlüklerle ilgili kriterleri yerine getir dediğin ülkenin mahveden terör örgütünü kucağında besliyorsun. İzin veriyorsun. Şimdi ikiyüzlülük işte. İsveç'e gittim. Bir 22 Nisan günü oradaydım. Bir tarafta 23 Nisan'ı kutlayan Türk vatandaşları vardı. Bir tarafta da 100-150 tane çapulcu PKK'lı orada propaganda yapıyordu bayraklarıyla bilmem neler. Ve İsveç hükümeti tarafından da korunuyor, kullanıyordu. Şimdi işte bu iki yüzlü. Burada bir şey ilave edebilirim. Çok affedersiniz. Şimdi o tabii doğru. Bunların aynen söyledikleriniz. Ama bir şey ilave etmek istiyorum. Belçika hükümeti 3 günlük yas ilan ediyor. Fransa 3 günlük yas ilan ediyor. Diğer ülkelerin birçoğu da o yasa uyarak milli yas ilan ediyor. Bizde terör hadiselerinin karşısında ne Ankara'daki saldırıda, ne ondan önceki saldırıda, ne de bu Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyla ilgili ölen insanlarla ilgili bir gün yas ilan etmiyoruz. Şimdi bunu da hatırlamamıştım. Bir kişiyle ilgili yas ilan ettik. O da Suudi Arabistan Kralı. Efendim işte
Yani bu da bizim ayıbımız. Onu ayıbımız, ikiyüzlülüğümüz. Yani evet, hükümet olarak bu meseleleri hükümetler düzeyinde değerlendirmemiz gerektiği gibi insanlık düzeyinde de değerlendirmemiz lazım. Yok, bakın, ben bunu hükümet meselesi değil, yani dediklerinize aynen katılıyorum ama bunu da görmek durumunda. Bakın, Ankara'daki o Kızılay saldırısından sonra Ankara'da yaşayan bir İngiliz müzisyenin bir yazısı var. Bu eleştiriyi İngiliz müzisyen yapıyor. Diyor ki, kardeşim diyor, Fransa'da daha Belçika saldırısı olmamış. Fransa'da bir terör saldırısı olduğu zaman hepiniz Fransız oluyordunuz, gözyaşı döküyordunuz. Bu Türkiye'de yapılınca siz Türkiye'yi bir Orta Doğu ülkesi zannediyorsunuz ama Türkiye, Ankara, Türkiye bir Orta Doğu ülkesi değildir diyor. Ben burada mutlu olarak yaşıyorum diyor. Niye bu Ankara'da Türklere karşı yapıldığı zaman bu kadar duyarsızsınız diyor. Çok önemli. Evet. Yani sadece hükümetler düzeyinde değil. Eğer insanlık diyorsak, altını çiziyorsak bu terörizmi herkesin lanetlemesi lazım. PKK saldırısı yapıldı Kızılay'a. İşte iki tane saldırı yapıldı. Eviriyorlar, kıvırıyorlar. İşte o HDP'liler. PKK'nın siyasal uzantısı. Terör saldırısını, çocuklar ölüyor, siviller ölüyor, öğrencilerimiz ölüyor, insan ölüyor. Tık tepki yok. Ama Diyarbakır'da ondan sonra Bölücübaşı'nın pankartı, arkasında Kalaşnikov silahının olduğu yerlerde barış ve demokrasiden söz etmek suretiyle iki yüzlük yapılıyor. Dünyada başta siyasetçiler olmak üzere insanlar iki yüzlükten vazgeçmediği sürece terörle mücadelenin, teröristle mücadelenin sonu gelmez. Daha çok canlar yanar ve deriz ki bugün iyi günlerimizdiriz. Bir de bir şeyi söylemek istiyorum Sayın Bakanım, izninizle fazla uzatmayacak. Geçen hafta veyahut ondan önceki haftada şunu söylemiştik, birlikte değerlendirmiştik. Ey Avrupa, tabi Recep Sayın Cumhurbaşkanı gibi falan demedik veya Sayın Başbakan gibi demedik. Avrupa demedik. Demedik. Ey Avrupa demedik. Ama şunu söyledik. Avrupalılar eğer Türkiye'de bir kıvılcım olursa yangını Avrupa'da yaşarlar dedik. Avrupa'nın güvenliğinin laik, demokratik bir Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığıyla sağlanabileceğinin altını çizdik. Eğer Türkiye'de laiklik karşıtı eylemleri desteklerseniz, bölücüleri desteklerseniz, dini istismar edenleri desteklerseniz, hem ABD olarak hem Avrupa ülkeleri olarak burada çıkacak bir kıvılcımın dünyaya büyük alevler şeklinde dalga dalga gelebileceğini uyarmıştık. İşte daha kaç gün geçti aradan, bakın Belçika'da terör saldırısını gördük. Kim yaptı bunu? IŞİD yaptı. Yarın bir gün başka bir terör örgütü yapabilir. Çünkü teröristle yatağa girersen, teröristle alışveriş yaparsan o sana sıçrar. Bir güne kadar kontrol edersin, o bir gün geçtikten sonra terör örgütünü kontrol edemezsin. Şimdi çok doğru bunlar. Şimdi Sayın Bakanım, Cumhurbaşkanlığı makamında oturan zat Brüksel'deki saldırıdan 3 gün önce yukarıdan aşağı sıvıyor. Orada diyor Avrupa Birliği'nin tam dibinde diyor PKK çadır açtı ve diyor sen diyor ona müsaade ettin diyor. Sonra biliyorsunuz o çadırı bizim oradaki Emirdağlı kardeşlerimiz ellerine yüreklerine sağlık dümdüz ettiler, paçavrayı yaktılar. Şimdi ben yine yani burada bunları söylerken de hicap duyuyorum. Şimdi bunlar nasıl dosya diyorsun? Belçika'ya PKK sistemi yapıyorsun. Peki 21 Mart'ta siz de mi söylediniz? Diyarbakır'da Nevruz mitingi yapıyor PKK. Peki orada saatlerce, gerçi katılım geçen seneye, evvelki seneye göre 1/5 bile değil. Evet, çok yani çok orada insanların çok ciddi tepkileri var. Yani onlar bizim kardeşlerimiz. O insanları bunlara 4 tane çakala verecek halimiz yok. Ama orada siz demin belirttiğiniz gibi arkada ekranda Abdullah Öcalan denilen katil. Çadır orada kurulmuş zaten. Yanlarında Kalaşnikovlar. Oradan dağıtmışlar güya 5500 polis orada tedbir almış. 3 sefer aramadan geçiriliyormuş. Peki orada yüzlerce insanın eline
PKK'nın paçavralarını, tuvalet kağıdı, Abdullah Öcalan'ın tuvalet kağıdı bile kullanmayacağın paçavralarını Ferit'i dağıttınız. E şimdi bu ne Periz, bu ne lahana turşu. Bir şey daha söyleyeceğim ve size rica edeceğim. İşte Cumhurbaşkanı diyor ki bize korkmak size yakışmaz. Biz korkuyu korkutanlardan olacağız. Vay 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 vay. E peki tamam da sen evet, Ankara'nın evet, göbeğinde ot diye 3500 polisle girdin ya. 3500 polis. Koruma polisi mi? Koruma polisiyle giriyor canım. Evet. Yani. O 3500 polisi bana ver. Ben Suriye'nin bir tarafından gireyim. Bir haftada öbür tarafından çıkayım ya. Sen Ankara'nın göbeğinde Ostadoğu Teknik Üniversitesi'ne 3500 polisle girdin. Şimdi millete diyorsun ki bize korkmak gerekiyor. Korkuyu korkutacağız. Amenna. 3500 polisle korkutacağız demek istemiştir yani. Sayın Hazreti Recep Tayyip Erdoğan radıyallahu anh'ı siz yanlış anlamışsınız. Tövbe ya Rabbi. Yani, tövbe şu. Yani bugün onun taraftarlarının bir kısmının kafasında, mantığında ve dilinde bu ifadeler var. Üstelik o kelimeler yaygın anlamında söylenildiği gibi değildir. Şimdi şuradan başlamak istiyorum. Yani değerli bakanım Tayfun Üçlü Bey de insanlık dedi. İnsanlık. Evet. İnsanlık değerleri bütün değerlerin üstündedir. Ben bir Türkçü olarak bunu söylüyorum. Yani bizi nasıl tanımlarlar? Türk milliyetçisi. Evet. Yani böyle tanınırız ve öyleyiz. Dahası ben Türk milliyetçiliğini bile tam uygun bulmuyorum. Ben Türkçüyüm. Ama Türkçü olduğum için söylüyorum. Türkçü olduğu için söylüyorum. Evet. Türkçü olduğum için söylüyorum. Türkçü olduğum için ne söylüyorum? Bütün değerlerin üstünde insani değerler vardır. Bütün değerlerin üstünde insani değerler İnsan, vardır. İnsan tabii canım. İnsani değerlerden daha üstün hiçbir değer olamaz. Şimdi yani bugün işte konuşacağız bir İranlı zarrap. Sonra oldu sarraf. İran deyince benim aklıma önce Sadi Şirazi gelir ve onun dizeleri gelir. Beni Adem azay yekti gerast. İnsanoğullar birbirinin uzvudur. Ya birbirinin kardeşidir yani. Dolayısıyla biz elbette ki Türk olarak Türkiye'de bir terör olduğu zaman şehitlerimize üzülüyoruz. Elbette ki üzülüyoruz ama biz Belçika'daki ya dünyanın neresinde olursa olsun oradaki haksız yere ölen, öldürülen insanlara üzülmüyor muyuz? Kesinlikle. Onlara da üzülüyoruz. Çünkü biz insanız. Şimdi biraz önce bir İngiliz'den bahsettiniz. Ben onun ifadesini bile doğru bulmadım. Yani Türkiye bir Orta Doğu ülkesi değil. Yani Orta Doğu ülkesi olunca bırakalım yapsınlar, bırakalım geçsinler mi diyeceğiz. Ya yani Orta Doğu'dakiler insan değil mi yani? Yani İngiliz'in de kafası Türkiye'de yaşadığı için Türkiye'nin hangi düzeyde bir ülke olduğunu görmüş ama tam insani değerleri özümsememiş. Ya insan, ya insan. İnsan hani eşrefi mahlukattır diyoruz. Yaratılmışların en kutlusu diyoruz. İnsan zübde-i kainat diyoruz. Varlığın, kainatın özeti diyoruz. Dolayısıyla biz elbette ki üzülüyoruz. Hayır, Belçika'ya da üzüldük. Aktarırken haksızlık etmeyeyim. Belki öyle demişse. Böyle dememiştir. Ama şeyi yani bir... O zihniyet de var yani. Sözlerimiz yani, boşa yani gitmiş de değil. Yani haksızlık etmeyeyim çünkü o anlamda mı söyledi? Ben başka bir şey ifade etmek istedim. Peki o İngiliz'in kim olduğunu haksızlık bilmiyorum. Haksızlık etmeyeyim yani. Tanımıyorum ben de. Sadece lafa bir açılım getirmek istediğim. İnsani olarak yaklaştığını ifade etmek anladım. İçin anlatmak istedim. Anladım. Öyle söyledim. Tamam. Tamam. Şimdi işin bir başka yönü Belçika. Değil mi? Belçika'yı konuşuyoruz. Belçika evet NATO'nun merkezi, Avrupa Birliği'nin merkezi. Tamam. Ama Belçika bizim Türkiye'de birçok kendisini aydın zanneden PKK yandaşı insanların model ülkesidir. Belçika modeli teklif ediliyor. Türkiye'ye Belçika modeli teklif ediliyor. Belçika gibi bir ülke Avrupa'da yok. Ama Belçika acaba bir ülke mi? Ya bunu da hatırlamak lazım. Belçika dediğiniz ülke iki ülkenin
birbirine yapıştırılmasından yaratılmış, Avrupa'nın yarattığı bir ülke. Ya bir taraf yarısı Fransız, yarısı Hollandalı ama bir takım tarihi sebeplerle birleştirilmiş. Peki model ne? Model şu. İki halklı devlet. İki dilli devlet. Şimdi PKK perestlerin televizyonlarda şurada burada biz konuştuğumuz zaman nasıl böyle bir şey dersin falan diye bize böyle kabadayılık yapan bir takım adamlar var ya. Şimdi çok onlar pek şu sıralarda iktidar ile araları açıldığı için çok çıkarılmıyorlar televizyonlara ama biz bu zulüm yıllarını yaşadık. Bizi hiç çıkartmıyorlar. Hiç çıkartmıyorlar tabii. Yani zulüm onlara şimdi çıkardılar. Hayır, onları bizi zaten silmişler baştan da. Ya beni bir defa çıkardılar ATV'ye. O da Ergenekon'un başbakan adayı bulundu diye uydurma bir haberle. 3 senedir bu yana o haber kanalları ne NTV ne CNN Türk ne haber Türk. CNN Türk çıkarır canım şimdi yapmayın ya. 3 senedir yok. Peki. Sen şimdi bırak şimdi böyle akrabalık ilişkileri. Peki. Şimdi devam edeyim. Çıkarsın işte buradan söylüyorum. Devam niye edeyim. Çıkartmıyorsunuz? Şimdi Belçika modeli. Yemiyor mu? Yemiyor. Ahmet Hakan çıkarır canım. Belçika şimdi modeli. Şimdi bir şey diyecektim. Çıkart. Belçika modeli diyoruz. Belçika modeli ne? Belçika modeli şu. Valon bölgesinde bir belediye başkanı seçilmiş. Burada Flamanlar çoğunlukta diye Anayasa Mahkemesi iptal etmiş. Halk seçiyor ama iptal ediyor. Ya halkın seçtiği adamı iptal ediyor. Meclislerini gördüm ben. Birbirlerinin dilini biliyorlar. Yani aslında Fransızca ve Hollandaca konuşuyorlar. Birbirlerinin dilini de biliyorlar ama hayır. Fransızca. Mecliste anında tercüman vasıtasıyla haberleşiyorlar. Birisi Flamanca konuşuyor, Valonca konuşuyor. Arada tercümanlar sanki birbirlerinin dilini bilmiyorlarmış gibi böyle saçma sapan bir devlet yani Belçika. Ne modeliymiş? O da işin ayrı bir yönü. Şimdi bugün gazetelerde okudum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu terörün sorumlusu iktidardır diyor. Bunu biz hep söylüyoruz. Siz de söylediniz. Ve bunu söylemeye devam etmeliyiz. Yani teröre kızmalıyız. Tamam. Ama bu işin kaynağı ne? Yani Orta Doğu'da fitneyi uyandıran... Kim? Orta Doğu'da kaosun, karmaşanın doğmasına sebep olan... Orta Doğu'da terör örgütlerinin azgınlaşmasına sebep olan kim? Yani Suriye'de efendim PKK'nın uzantısı olan PYD'den bahsediliyor muydu yani? Böyle bir şey var mıydı? Kimsenin aklına gelir miydi? Söyleseniz inanırlar mıydı? Söylüyorduk, inanmıyorlardı. Yani bir proje var. Suriye'nin kuzeyinde bir işte bölücü devlet diyelim. Kürt devleti demeye dilim varmıyor. Ne Kürt'üymüş yani. Bunlar Kürt falan değil. Bir ikinci İsrail devletin uzantısı kurulacak diye haritalar gösteriyordu. Ya uydurmayın falan diye televizyonlarda. Orada Kürt mü var ki Laski'ye kadar böyle bir şey olsun falan diyorlardı. E peki bu karmaşaya sebep olan kim? Irak'taki karmaşaya sebep olan kim? Ona destek veren kim? Efendim, Irak'ta Amerikan uçakları, Müslümanları, insanları, orada yaşayanları, canlıları bombalarken o askerlerin sağ salim geri dönmeleri için dua eden kim? Ebu Ghraib cezaevinde Müslüman kadınların ırzına bütün o ordu, profesyonel ordu böyle silindir gibi geçerken Nurhan'ın feryat edip ya yok mu sizde kan, siz Osmanlı değil misiniz, gelin bizi kurtarın da öldürün, dayanamıyoruz artık, hepimiz karnımızda onların filanını taşıyoruz diye feryat ederken, bu bilinirken o istilacı, o bombalayıcılara destek veren kim? Reddedildiği halde alttan alta onlara bir takım imkanlar sağlayan kim? Suriye'de Suriye'yi karışık eden, karma karışık eden kim? Şimdi IŞİD diyoruz. Şimdi IŞİD terör örgütü değildir, sayılmaz diyen başbakan, siyasetçi başbakan, sonra onun alimi, IŞİD'in yaptığı işler geleneksel İslam anlayışına, fıkhına uygundur diyen. Şöyle kim? Allah, yani bir sığınıp şöyle bir tane çakacaksın abi. O şeriat aykırı olur. Valla çok güzel. Benim şeriatıma uygun olur. Şimdi bunu diyen kim? Yani terörün müsebbibi. Ya IŞİD
Eğer Sayın Başbakan böyle düşünüyorsa bunun manası ne? IŞİD terör örgütü olmayınca ne? Müslüman örgüt. Niye fetvada alınmış durumda? Demir cam mı, çelik cam mı neyse ya, fetvada ya, alınmış durumda. Neyse. Efendim yaptığı her şey meşru. O zaman ne olmuş? Bu IŞİD'i kim bu hale getirdi? PYD'yi kim azgınlaştırdı? PYD'yi Kobani'de kim kurtardı? Ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu haklı. Affedersiniz. Biz burada belgelerini de koyduk ortaya. Evet. Hatırlayın. PYD terör örgütü listesinde yok. Bakın, YPG yok terör listesinde yok. El Nusra'ya mücahit diye o dönemin İçişleri Bakanı olan herif valiye şey yazıyor. Gizli yazı yazıyor. Bunları diyor yedirin, içirin, güvenliğini sağlayın ve sağ salim Suriye'ye geçmelerini sağlayın diyor. Evet. El Nusra ne? Bütün terör listesinin içinde. Yani İhvan-ı Müslümin'in silahlı gücü. Sayın Bakanım bir şey söyleyebilir miyim? Estağfurullah. Şimdi Musul, hep unutuyoruz tabii bu 5 yılda. Bizim Musul konsolosluğumuzdaki konsolos dahil olmak üzere güvenlik güçlerimizi bunlar tutsak almadılar mı? Evet. O zaman biz bunu söyledik. Dedik ki bunlar daha yeni konuşuluyor IŞİD'in terör örgütü olduğu bilmem ne. O petrolün, domates, hıyar satmıyorlar dedik. Petrol nereye gidiyor? Bakın birazdan geleceğiz o Rıza raporuna. Kara para. Bunlar uluslararası suçtur. Bunlar izlenir. Milyarlarca dolar nasıl transfer ediliyor? Bu paralarla nasıl silah alınıyor? Bunlara kim izin veriyor? Dedik mi demedik mi? Kullandıkları silah ABD silahı. De dinlediler mi? Evet, şimdi işte iki yüzlükten kastım o. IŞİD oradan besleyen, o petrolünü alan, petrol karşılığında para transferini sağlayan, o silah, paralarla Avrupa ülkeleri silah satan ben değilim ki. ABD evet. Ve Avrupa ülkeleri. Şimdi efendim evet. İzin verirseniz tamamlayayım. Estağfurullah zaten. Sizin iki okuduklarınız var. İki dakika var. İki dakikaysa yani iki konu var ama birisini söyleyeyim. Buyurun. Sayın ve Hazret dersem siz estağfurullah diyorsunuz. Hazreti Recep Tayyip Erdoğan radıyallahu anh diyor ki bunu niye söylüyorum? Çünkü herkesi böyle yapıyorlar da niye o koskoca Cumhurbaşkanı'na böyle demesinler diyenler var. Üstelik de öyle sanıldığı gibi de değildir dedim. Evet. Diyor ki ben gidersem devlet gider. Dağılır. Değil mi? Bunu dedi mi? Dedi. Ben bunu deyince aklıma 14. lüğü geldi. Devlet benim diyordu. Hani kitaplarda okuyoruz ya. Evet. Yani tarihin en despot hükümdarlarından birisi. Ne yaptılar? Tam hatırlamıyorum. Ayaklarından mı astılar? Yani o tamam da Maria Antoinette yazık oldu. Evet. Neyse. Neyse tarihi sonra. Tarihi konuşmayalım. Evet. Devlet benim. Tabii ki biz tarihin en büyük despotlarından birisi sizinle uyarak söyleyeyim Sayın Recep Tayyip Erdoğan demiyoruz. Ama onun dediği söz de buydu. Devlet benim. Ben git. Ne hale geldi bu insan? Ya buna da yazık yani. Ağzından böyle sözler çıkması için acaba neler söyleniyor? Mesele bu. Yani beyefendinin gücü artsın ve başkan olsun diye birçok şey karıştırılıyor. Yani iki dakika dolmuş olabilir bakışlarınızdan öyle anlıyorum. Susayım ve diğer konuyu sonraya bırakayım. Bir konu daha var. Sizin söyledikleriniz için de evet. Bir konuya cevap vermem lazım. Şimdi bir reklam arasından sonra Karaman'daki Ensar Vakfı'na ait bir yurttaki hasisi. Çünkü orada o sıradan bir şey değil. Bakan bizzat sahipleniyor. Abuk subuk hanımefendi ediyor, bakan. Hanımefendi. Başörtülü falan değil bir mi? Bir de Rıza Zarrab denilen zirzop var. Milli yengemizin yani kocası. Yani şey yapmayın dava açar ha. Yani. Kim? Açsın. Peki. Açsın. Zirzop lafı gerçi zirzop. Çok kötü bir laf değildir ama yani. Yani zirzop. Zirzop. Kendi yok. Zaten Zarrab yani. 75 sene sonra çıkacak. Peki. Neyse. Bir 15-30 saniye varsa. Yok bitti. Bitti mi? Peki. Devam. Tamam. İkinci evet, yarıda söyleyeyim. Bir 10 dakikalık ara ondan sonra devam edeceğiz. Peki. Efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tayfun İşli ve Namık Kemal Zeybek Bakan arkadaşlarımla beraber. Siz bir evet. Şey söyleyecektiniz. Tabii. Bir cümle çünkü hemen tabii. Bu Karaman'daki rezalete evet. Ve Rıza Zarrab'a geçeceğiz. Sizin okuduğunuz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve onu teyiden
tekraren söyleyen Sayın Başbakan'ın bir sözü var. Diyorlar ki, siz okudunuz sözlerini başta. Amerika'da 11 Eylül oldu. Hiçbir Amerikan vatandaşı hükümetini eleştirdi mi? Ama Türkiye'de eleştiriyor ve bu hainliktir filan tarzında. Şimdi acaba yani Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bilmemesini yadırgamam. Bilmiyordur. Ama Sayın Başbakan nasıl bilmez? Amerika'da 11 Eylül olduğu zaman Amerikan aydınlarından, hocalarından, profesörlerinden, gazetecilerinden, yazarlarından neler neler söylendi. Şu da söylendi. Bu terörün işi değil. Bunu neokonlar yaptı ki bunu bahane ederek Afganistan'a, Irak'a falan girsinler diye yazıldı, kitaplar yazıldı. Hatta Pentagon'a uçak düşmedi diye kitap var ya, Amerika'da çıkmış. O kitap serbestçe belgeseller yapıldı, o konuda belgeseller yapıldı. Dolayısıyla yani Amerika, yani bunu niye söylüyoruz, yani belki bilmiyordur yurttaşlarımızdan, bizi dinleyenlerinden bilsinler. Evet, Amerika'da bunlar yapıldı. Yani hükümetleri kıyasıya eleştirdiler. Ve kimse de onları başkanı hakaretten falan içeri atmadı. Amerika, şimdi ismi hatırımda değil, Genelkurmay Başkanı'nın Senato'da yaptığı konuşma var. Ve şeyin, yani Amerika'daki iktidarın Afganistan'la ve Irak'la ilgili aldığı kararların yanlışlığını söylüyor. Evet. Kamuoyunun önünde. Evet. Demokrasi dediğiniz bu işte. Evet, yani. Buyurun. Şimdi birinci bölümde terörle ilgili konuşurken iki yüzlükten söz etmiştim ve halka gerçeklerinin anlatılmadığını söylemiştim. Şimdi diğer gün canımız yandığı zaman veyahut birilerinin canı yandığı zaman gerçek ortaya çıkıyor. Bakın bugün Mesut Barzani'nin Londra merkezli bağımsız yayın organı Al Monitor'a verdiği bir şey var, röportaj var. Diyor ki PYD'nin PKK ile aynı olduğu sorusuna, aynı mı sorusuna, kesinlikle aynıdır diyor Mesut Barzani. Ve Barzani Amerika'nın Suriye'deki desteği hatırlatıldığında PYD'ye verilen destek PKK'ya verilen destektir ifadesini kullanıyor. PYD'ye verilen destek PKK'ya verilen destektir diyor. Ve devam ediyor. Amerika buna inanıyor mu sorusuna, Amerika bunu çok iyi biliyor. Fakat iyi bildiklerini söylemek istemiyorlar. Biliyorsunuz bizim ve ABD'nin önceliği IŞİD ile mücadele. Dolayısıyla bunu göz ardı edebilirler diyor. Alın işte size, evet, terör, terörist tanımındaki, evet, iki yüzlülükle ilgili olay. Peki PKK aynısıysa Barzani peşmergelerini bizim ülkemizden davul zurnalarla, Biji Obama Amerikan bayraklarıyla Barzani göndermedi mi PYD Suriye'nin kuzeyine PYD? Gönderdi. Eğer PKK ile PYD aynıysa demek ki Mesut Barzani de PKK terör örgütüne hem lojistik hem peşmergeyi göndermek suretiyle onunla işbirliği yaptığını burada itiraf etmiş oluyor. Evet. Evet. Şimdi tabii program açarken de ifade ettim ama çok konu var ama vaktinin nispetinde bazılarına değinmek durumundayız. Bir tanesi Ensar Vakfı, ki en son toplantısında, kuruluş toplantısında Cumhurbaşkanlığı gitti, işte Başbakan gitti, övdüler, mövdüler. Bunun yani Karaman'daki yurdunda bir şey, orada öğretmen 45 çocuğa cinsel saldırıda bulunuyor. 45 tecavüz, saldırı değil, tecavüz diyorlar. Tecavüz de tabii. Ve onu doktor raporuyla sabit. Evet. Cinsel istismara uğradı. Şimdi bu Ensar Vakfı'nı tartışmayacağım. Ama Ensar Vakfı'nın ilk defa işi değil. Çünkü Aile Bakanı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Semer Ramazanoğlu sıkılmadan, yani gerçekten sıkılmadan bu hadiseyi, üzüntülerini belirtip üzerine gideceğine, diyor ki bir kerelik diyor, yani bir kerelik diyor, şey olması diyor, şey değil diyor, yani bir kere rastlanan bir olay, yani Karaman'da 45 öğrenciye tecavüzle ilgili
bir kere rastlanan bir olaydan dolayı vakıf suçlanamaz diyor. Bir kere. Yani bir kere yaparsanız serbest abi. Yani hiçbir günah falan, hatta sevabı vardır belki. Öyle mi demek istiyor bilmiyorum. Ama şimdi internete girdiğiniz vakit, şöyle bir girdim. Mesela Rize'de aynı tarzda yine bu vakıfın yurtlarıyla ilgili bir hadise var. Çorum'da var. Bakın mesela 2008 yılında Çorum'da yine çocuk istismarıyla gündeme geliyor. Ve vakfın Çorum Şube Başkanı ve aynı zamanda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olan herif iki kız öğrenciye tecavüz suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılıyor. Rize'de de aynı şekilde bir durum var. Yani şimdi kaldı ki bırakın bunları, hiç başka bir yerde yok. Tamam. Bu vakfa ait bir yurtta bir yani neyse Rütük, seni çok sevdiğim için şey yapmayayım. Evet. Yani bir herif, öğretmen olan adam 45 tane öğrenciye cinsel istismarda bulunuyor. Ve şimdi bunun bağlı olduğu, yani o yurtların denetimi, aile ve sosyal işte politikalar bakanı da çıkıyor diyor ki bir, yani bu diyor şey değil diyor, hemen kapatmaya çalışıyorlar. Bununla ilgili iddianame çıktı. Ben iddianamedeki satırları okumak istemiyorum. İddianame felaket. Yani Cumhuriyet Savcısının bu olayla ilgili mahkeme şeyinde, iddianamesinde bu çocukların ifadeleri var. Öyle böyle değil yani. Bir değil, iki değil, 45. Lan azdınız mı lan? Azdınız mı lan? Bunlar hep, bunlar Allahsız, dinsiz, imansız ya. Ne din, din dersi bilmem ne ya. Şimdi bakın, yani bu yani tek bir şey falan değil yani. Şimdi yani kafa başka bir tarafa kafa. Vaktimiz olmadığı için o kadar şey girmeyeceğim. Ama şimdi bak, daha yeni yine. Sabah gazetesinde yazar bir hatun var. Diyor ki genel evler ya kapatılsın ya da İslami usullere uygun hale getirilsin. Bak 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 bak, genel evler ya kapatılsın ya İslami usullere uygun hale getirilsin. İslami bankacılık gibi yani. Her genel eve bir imam atanması ve muta nikahıyla insanımızı zina yapmaktan kurtarmalıyız diyor. Ya kardeşim Allah'ı mı kaldıracaksınız, haşa. Genel evlere imam gönderiyor herif ya. Herif mi? Ya neyse işte karı. Kimse, ne, şimdi ismini söylemeyeyim. Lan manyak mısınız? Lan başka bir şey yok mu? Siz İslam deyince ya tersine mi döndü? Kafanız başka taraflara mı gitti lan? E şimdi... Dinci geçinen bir gazete. Bunu nerede söylüyor? Ya ne? Şimdi yazısı. Bir de hay hay. Nerede? Tweet'te mi? Tweet mi? Yok canım. Yazısında mı söylüyor? Yazmış, evet. Ayıcı açıklığa kavuştum. Şimdi yani mesela bir Ak İt diye bir gazete var biliyorsunuz. Ak İt. Orada mesela isme girmeyeyim şimdi. Alın burada Kocaeli Aziz Kız Yurdu'nda kalan 4 genç kıza şantaj yoluyla birlikte olduğu belirleniyor. Ve kızlardan bir tanesinin şikayetiyle evine gidiliyor ve bu şahıs çok muhafazakar. Kimseye dini bırakmayan. Zaten o Ak İt de enteresan. Umre'ye gidip biliyorsunuz Viagra'yla öbür tarafa gidiyor. Mesela şimdi çok merak ediyorum. O öbür tarafta Viagra işine yarıyor mu? Yaramıyor mu? Oraya lazım ama. Hayır, oraya lazım mı değil mi bilmiyorum. Bak bir tane çok güzel, çok güzel. Birisi demin konuştuklarımızdan bir tanesi bir kitap yazmış. Cennette bekar kişi kalmayacaktır. Cennetliklerin en alt derecesine günde 72 kadın verilecek. Viagra lazım. Bak bak. Tam mümin ise günde 100 bakire ile cinsi münasebette bulunacak. Tövbe estağfurullah. De tövbe estağfurullah. Din adamı yazıyor lan bunu. Koskoca din adamı. Cennette kadınlar cinsi münasebette bulunduktan sonra yine bakire haline dönüşecekler. Cennete erkeğe 100 erkek kuvveti verilecekmiş. Vay vay vay. Bak abi. Ulan haşa tövbe.
Cennet genele mi ulan? İslam usullere göre. Ne diyorsunuz lan? Sıyırttınız mı lan? Ya bunlar var ya, mütedeyyin insanları. Yani senin benim gibi bu milletin büyük bir çoğunluğunu, imanını, İslam'a, Müslümanlığa olan inancını, Allah'a olan inancını, Hazreti Peygamber'e olan inancını, Kur'an'a olan inancını, karşısında bunlar en ağır, yani İslam tarihini alın, bunların verdiği tahribatı İslam'a ve bu yüce dine hiç kimse vermemiştir. Kafa bu. Şimdi bu kafa olunca, yani ha, şimdi bir başka bir şey. Yani aynı kafanın devamı. Bir herif, bir profesör olmuş. Rektör yardımcısı. KRT televizyonda, orada çok Çağla diye bir çocuk var. Hakikaten evet. Tebrik ediyorum. Çağlacılara diyor. Onun programına giriyor. Orada anlatıyor. Bu adam rektör yardımcısı ya. Diyor ki, Türkiye'nin geleceği için daha çok cahil nesil lazım. Okuma oranı arttıkça kendisine afakanlar bastığını söylüyor. Cahil ve okumamış halka daha çok güvendiğini belirliyor. Ülkeyi ayakta tutacak olanların okumamış cahil halk olduğunu söylüyor. Elime bak. Bu profesör. Ulan senin profesörlüğüne çakayım. Lan seni profesör yapana da, sana o görevi verene de, hepsinin gözünü çiçeğinin tam orta noktasından öpeyim lan. Ne diyorsunuz lan? E tabi cahillik, cahil okumasın, cahil olsun diyenlere cennet şey abi, işte şimdi şey abi. Allah 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 Allah, yallah 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 abi. Nasıl olsa orta huriler bizi bekliyor. Allah. Yallah. Yani git intihar et. Tabii. İnsanları öldür, doğru canlı. Bu şeyle. Yani inanılmaz. Aha şimdi bir tek orada değil ki. Bir ton şey var örnekleri. Nazilli'de de mesela aynı tarzda bir başka bir yine devletin gözetiminde olan bir kurumda. E şimdi bunları yani sen şey yapacağına sen gelip bunlara şey yapıyorsun. Bakın yani vaktimiz az olduğu için işte buyurun mesela İstanbul Taksim Tarlabaşı'nda Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi'nde 17 yaşlarındaki kız çocuklarını yurt skandalı bu devlete ait yani kontrolünde alıp stiliz yaptırıyorlar dışarıda yapıyorlar. Alın Nazilli'de yetiştirme yurdunda gözaltına alınıyor 11 kişi cinsel istismar delili kayıtları bir de kayda alıyorlar filan. Kime bağlı bu? İşte devlete yani hükümetin kontrolünde. Siirt'te ilköğretim okulu öğrencisi 7 kızdan onlarca erkek tecavüz ediyor ve gizlemeye gizliyorlar, şey yapıyorlar. Yani şimdi bunlara okumayayım bu kadar. Şimdi konumuz çünkü vaktimiz geçiyor. Ama bu arada benim aklıma şey geldi. Bir ara biliyorsunuz apart efendim oteller yahut da dairelerde öğrenciler kızdı erkekti kalamaz filan diyordu. O zaman Başbakan Erdoğan diyordu ki karma karışık şeyler oluyor orada. Şimdi bunu ben söylemeyeyim mi kardeşim? Bana diyorlar ki ya sen niye boyuna Tayyip Erdoğan'a çaktın? Ya çatmıyorum abicim. Bu lafı sen mi söyledin ben mi söyledim? Sen söyledin. Karma karışık şeyler oluyor. Ve talimat verdiler biliyorsunuz. İçişleri Bakanı o tarihte. Gittiler evi basıyorlar. Siz burada kızlı erkekli mi oturuyorsunuz? İşte bilmem ne filan. Lan başka işiniz yok mu sizin? Yani şimdi bunları yan yana getirdiğiniz vakit gerçekten Türkiye bir taraftan PKK'yla, IŞİD'le ve dış politikadaki yanlışlıkları yuvarlanıyor. Bir tarafta da ahlaki seviye iyice düşüyor. İnsanları dinden, imandan soğutuyorlar. Kısa kısa yapalım. Şimdi kısa Rıza'ya geçelim. Şimdi biraz evvel o profesör dediğiniz Bülent Arı, profesör doktor Bülent Arı. Aman kimse kim? Cehennem gibi. Çok ilginçtir. Siz eleştiriyorsunuz rektör yardımcısı falan ama Genelkurmay Askeri Tarih Komisyonu Yürütme Kurulu üyeliğine seçiliyor 2009'da. Devam ediyor. 2010'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Dolmabahçe Sarayı Müdürlüğü'ne ardından da Milli Saraylar Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığı'na atanıyor bu arkadaşımız.
Şimdi tabii bizim 15 yıldır, 14 yıldır anlatamadığımızı tersten o kadar güzel anlatmış ki. Yani özetle cehaletin iktidarından söz ediyor. Yani toplum ne kadar cahil olursa o toplumu yönetmek o kadar kolay olur diyor. Şimdi Karl Marx'ın bir sözü var. Diyor ki cehalet ayrıcalıklı sınıfın ustaca kullandığı bir silahtır diyor. Yani cehaleti o kadar güzel kullanıyorlar ki işte ne oluyor? İşte genel eve imam tayin etme fikri. Öbür tarafta çocuklara, devletin koruması altında olan çocuklara tecavüz olayları. Yani ahlaksızlık diz boyu. Hep söylüyoruz ya milletin can, mal ve namus güvenliği kalmadı derken havadan söylemiyoruz. Bunlar gazete haberleri. Biz buradaki programımızın yapısı gazete haberlerini değerlendirmek, analiz etmek, vatandaşlarımızın bildiği, çok iyi bildiği olayları burada hafızaları tazelemek suretiyle, puzzle'ları yan yana getirmek suretiyle analiz yapmak. Kendi çapımızda. Kabul ederler, etmezler. Ama müthiş bir kokuşmuşluğun, cehaletin egemen olduğunu net olarak görüyoruz. Ve bu siyasi iktidar cehaletin prim yapması için elinden gelen her şeyi yapıyor. Güneydoğu'da ve Doğu Anadolu'da feodalite ağalarla besleniyor, onlarla besleniyor. Gerektiğinde işte açılım politikasıyla birileri tarafından besleniyor. Anadolu'nun ücra köşelerinde cemaat ve tarikatlarla, kötü anlamda söylüyorum, bir takım insanlarla şey. Bugün terörist diye tanımladığı belirli cemaatlerle birlikte devleti yönetmeye, cumhuriyetçileri ve tasfiye etmeye ve cumhuriyetin niteliklerini ortadan kaldırmaya çalışıyor. Bunu toplumu aydın bir ülkede yapabilmek mümkün mü? Hayır. Bir toplum ne kadar cahil bırakılırsa sürü gibi yönetilmeye mahkum olur. İşte biraz evvel anlattığınız olay da bu. Nokta. Evet, yani İslam ile ilgili kitaplar yazan, işte İslam'da cinsi hayat falan gibi ad koyarak İsim kitaplar vermiyor. Yazan. Hayır, kitabın adı bu. Başka da var. İsim vermiyorum. Hayır. Zaten ismi aklımda değil. Soyadı aklımda ama onu da söylemeyeyim. Kitaplar yazan ya da başını sımsıkı bağlayıp efendim sıkı bir şekilde İslamcılık yaparak İslam penceresinden baktığını iddia ederek gazetelerde yazılar yazan, dahasını söyleyeyim yani Cumhurbaşkanlığının hayattan hakiki mürşit imam hatipler dediği o okullara hoca adı altında gidip ders veren bir takım adamların anlattığı, ya yani birçok örnekle ortaya konulan şu din anlayışı, şu yaygın din anlayışı Türkiye'de yayıldığı sürece bu ülkede ne demokrasi olur, ne bilim hayatı gelişir, ne bu ülkeden mucit çıkar ya da çağ yakalamak mümkün olur. Yani bizim işte Yaşar, Nuri Öztürk falan gibi bazı arkadaşlarımız bütün bu mevcut teressubatı, yani birikintiyi, yığıntıyı, çöplüğü temizleyip altından Kur'an'a dayalı bir İslam çıkarmaya çalışıyorlar. Başkaları da var o konuda. Bunlar başarırsa işi hem İslam'ı kurtarırlar hem de bu toplumu kurtarırlar. Ama bunlar başaramazsa, ki şu anda başarmaları çok zor. Çünkü karşılarında devletin desteğiyle, şimdilerde de iktidar, buna yani devletin desteğine eklenen hükümet desteğiyle. Geçmişte devletin desteği, şimdi de hükümetin kayırması ile gittikçe alanını genişleten bir din algısı ve anlayışı var. İşte bunun örneklerini de okuyorsunuz. Yani genel evlere imam tayin etmeye kadar. Ve bunu da hanımefendi söylüyor. Varan bir din anlayışı. Ne yapacağız abi? Bu tane nikah. Ya Cumhurbaşkanı'na kendini feda etmeye kalkan bir hanımefendi yok muydu? Butan nikahı da onun dediği gibi değil. Yani o butan nikahı da ayrı bir konu da. Onu da istenirse anlatırım ne olduğunu ama onun dediği gibi değil yani. Öyle değil. Yani butan nikahı 45 günden az olmayacak. İddet müddeti geçecek falan. Yani umumhanede o işe yaramaz. Başka bir şey bulsunlar. Başka bir şey nasıl? İşit nikahı. İşit nikahı ne? İşit'in egemenliği altında bulunan yerlerden kaçıp gelen insanlar anlattılar bunu, yazıldı çizildi. Yani IŞİD militanı o şehri zapt etmiş oluyor.
Dolayısıyla o şehirde bulunan herkes onun kölesi ve cariyesi. Sokaktan olaylar yani. Sık sık rastlanan olaylar. Sokaktan bir aile geçiyor. IŞİD militanı bir tarafında otomatik tabanca gidiyor. Beğendiği o kadının omuzuna elini koyuyor. Allah Ekber, sen benim helalim oldun. Allah Ekber, sen benim helali oldun. Üç defa söylüyor bunu. Sen benim karımsın, karımsın, hadi gidelim. Kadını götürüyor. Herifi eğer itiraz ederse sen kafirsin. Şeriatı inkar ediyorsun deyip adamı öldürüyorlar. Eğer adam korkusundan sesini çıkarmazsa, kadını beğenmişse alıkoyuyor, beğenmese kadını geri getiriyor. Tamam diyor, ben boşadım. Şimdi şeriata göre sen alabilirsin diyor. Ne güzel şeriat. Şeriat ama bunların yani yani birisi eğer diyorsa ki IŞİD'in yaptıkları İslam'a uygundur, daha biz neyi konuşacağız? Yani neyi konuşacağız? Yine de konuşacağız, evet. Şimdi bir önemli gelişme. Dün bu Rıza Zarrab diye bir herif vardı. Evet. Bu adamın ortağı Babek Zencani, yani bu ikisi müşterek olarak Birleşmiş Milletler'in aldığı kararları, Amerikan Kongresi'nin aldığı kararları, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde çıkan bir takım şeyleri, ambargo kararlarını filan tamamen delik deşik ederek kara para, işte alt kaçakçılığı vesaire ve bir de milyarlarca dolarlık İran devletinin de dolandırılması. Nitekim bu Zencani denilen herif idama mahkum edildi. Tabii İran devletini dolandırdığı için. Tabii ama ambargo ile ilgili değil o. Tabii hayır, ben şimdi olamaz Rıza Zarrab'la ilişkisi evet. itibariyle söylüyorum. Şimdi bu Rıza Zarrab'ı biz 17-25 Aralık operasyonları sırasında tanıdık. Ondan önce öyle bir şey yok. İkisi de zaten tıfıllı olanlar. Dört bakanla ilgili değil mi? 17-25 tabii, öyle miydi? Tabii. Şimdi hatırlamakta yarar var. İşte mesela o zaman mesela bir gazete şey yaptıydı. Yani bu bakanların olsun. Böyle şeylerini babacım falan olayları tabii, falan tabii babacım mabacım o 25 Aralık'tı falan. Değil mi? Şimdi öyle miydi bilmiyorum. Şimdi bu 17-25 diyorlar. Evet. Evet. Yani şimdi bu şeyde dolayısıyla da bu Zarrab kara para aklama efendim ve Amerikan yasalarına göre suç fiili, yani Amerikan devletinin aleyhinde bir suç fiilinin ortaya gelinmesi ve Amerikan Kongresi'nin ve Birleşmiş Milletler'in aldığı ambargo kararlarını delme şeylerinden dolayı da adam karısıyla Miami'ye herhalde tatile mi gidiyordu? O da tabii tartışmalı. O orada yakalanıyor ve hemen savcı, o da ünlü bir savcı Amerika'da, Hint asıllı bir Amerikalı. Ve bunu hemen gözaltına alıyor. Kefaletle işte tahliyesi isteniyor, kabul etmiyor. Şimdi 4 Nisan'da tekrar bir müracaat edip kefalet şeyi hakkı varmış Amerikan yasalarına göre. Tabii şimdi bu Rıza Zarrab'ın kendisiyle ilgili olanın ötesinde Türkiye ile ilgili irtibatları var o iddianamede. Ben ilgilenenler için söylüyorum. Benim Facebook hesabımda, Yaşar Okuyan Facebook hesabında bu şeyin, iddianamenin Türkçe metnini tam olarak yayınladım. Yani çünkü uzun, burada konuşulacak ki. Fakat oralarda bazı isimler de böyle X diyor. 6 bilmem, tane kişi. Ha işte X şahsın bilmem nesi filan. Muhtemelen kişisel kanaatim de o ki bunlar Türkiye'de bağlantılı olan bizim de yakından tanıdığımız bazı siyasetçiler, bakanlar vesaire. Şimdi burada tabii bununla yani şey değil, bunlar yazılmış, çizilmiş bir şey. İşte mesela Çağlayan, yani adam Reza buna
bir sürü başka şeyler var da 700 bin liralık bir saat hediye ediyor. Kol saati. Kol saati. Kol saati. Saatçik. Ha, yani. Şimdi daha sonra bu tartışmalar çıkınca da hemen el yazısıyla şöyle bir şey yapıyor. Saat bedeli olan 240 bin dolar avroyu Zafer Çağlayan'dan teslim aldı. Bak canım benim. Kim teslim olmuş? Zafer. Şimdi ulan 700 bin liralık saat. Eski parayla 700 milyar. Yani saat ticareti tabii, mi yapıyormuş arkadaş? 700 bin, işte tabii 700 bin lira 700 milyar ha, eski öyle para. Öyle söylemek lazım da bin lira evet. Canım. Hayır bu saat tüccarı mı bu arkadaş? Hayır saat tüccarı falan değil. Değil. Lan benim saatim 280 lira. 280 lira abi. Yalova'dan aldım. 280 lira. Lan benim mal varlığım yok 700 bin lira. Vallahi de billahi de şu anda. Siz de bakanlık yaptınız mı ki? Ben bakarlık yaptım. Bakan olunca demek böyle olması lazım. Biz bakmışız uzaklara falan gitti. Ya benim şu anda işte bak bu kayda geçiyor. Benim üzerimde sadece ufacık bir ofis var. Gayrimenkul. Onu da ticaret yaptığınız zaman almıştınız. Bir tane şey kaldı. Evet. Ufacık. İki küçük oda. Son bulunduğum ofiste sattık. Çünkü ödemeler vardı. Onun yerine yeni aldık. İki küçük oda. Abi 280 lira diyorum ya. 280 lira. 700 bin lira herifin kolunda. Ulan benim 100 bin liram yok lan. Kolunda benim mal varlığımın 7 katını kolunda taşıyor. Şimdi neyse. Ya bakalım, zenginin malı züğürdün çenesi. Evet. Dostlarını seçememiş. Şimdi işte o Muammer Güler. Hani oğulları bilmem ne. Onların hep isimleri var orada iddianamede. Şimdi mesela Erdoğan Bayraktar o tarihlerde. Hatırlayın. Bu gözaltına oğlu filan alındığında o imar planları başbakanın talimatıyla yapıldı diye beyanat verdiydi. Ben dedi bir şey yapmadım dedi. Hepsi dedi o dönemde. Ben onun bir şey yapmadığına da inanıyorum ayrıca. Ya tamam o bu ayrı şahsen bir şey yapıyor yapmadım. Yapmıyor. Ben bir şey yorum getirmiyorum. Sadece şeyini söylemeye çalışıyorum. Şimdi bu Zarrab'ın tabii şeyi hatta o zaman mesela Egemen Bağışlı yani her cuma günü giriyorum Google'dan bir ayet şey yapıyorum. Makara takara. Sallıyorum. Sallıyor filan diye. O da o zaman işte komisyon bunları dinliyor. Diyor ki vallahi Sarraf'tan çikolata, takım elbise gibi hediyeler aldığını söylüyor. Hediye Türk geleneğidir diyor. Canım benim. Lan bir ulan 3 sene bakanlık yaptık be. Siz de yaptır. Lan bir çikolata kutusu gelmedi lan bize. Ayakkabı kutusunda da bir bok yok affedersin. Çıkmıyor abi. Her sabah açıyorum lan içinden bir şey çıkar mı çikolata diye. Çikolata gelmiştir de çikolata kutusunun içinde para gelmemiştir. Yok abi çikolata da gelmedi. Parası da gelmedi bilmem ne. Şimdi ve ilginç olan bir şey daha yakın zamanda bu Rıza Zarrab'a efendim bu hayırsever iş adamına düzenlenen törenle başbakan yardımcısı ve ekonomi bakanı plaket veriyor. Bakın. Yani plaket veriyor. Yani daha yeni. Yeni abi. Hayırseverlik plaketi. Neyse. Şimdi tabii bu enteresan bir şey. Bugün de çok enteresan. Dün pardon. Hemen o Şamil Tayyar var. AKP Gaziantep milletvekili. Benim arkadaşım. O işte Beyaz Televizyon'da konuşurken filan bize ne diyor ya, kimmiş bu herif ben tanımam etmem diyor bu Rıza Zarrab bizim partili değil diyor bizimle ne irtibat var diyor Allah Rıza'nın belasını versin ulan 2 dakikada sattın lan Şamil lan bu kadar çabuk viraj dönme vallahi aşağı yuvarlanacağım bu kadar da çabuk satmayın herifi ya tabi tanımıyorsun değil mi bütün o bakanlar filan hiç bir duymadım bunlar filan hiçbir şey yok. Fakat sosyal medya 2 gündür yıkılıyor. Yani inanılmaz bir şekilde. Ve oradan bir tanesini, çünkü yüzlerce var, çok komik şeyler. Ama bir tanesini burada okuyacağım. Ve bunu sizden şey yapacağım, sonra size de. Mesela bir tanesinde diyor ki, son dakika, flash gelişme yazmış. Reza tutuklandıktan sonra
Miami valisi merkez valiliğine. Miami emniyet müdürü trafik şubeye. Miami başsavcısı da Texas'a sürüldü. Daha hapse girmemiş mi? Yani bu acaba ne demek istiyor? Ya bunu kim yapmışsa, yazmışsa, güzel, bunun gibi güzel yüzlerce var. Dün bugün Twitter'da, Facebook'ta ellerine yüreklerine sağlık. Tabii şimdi Rıza abicim fişlendi. Bu şey işte kayda geçen parmak izleri alındı. Resmi bunu hatırlayacaksın. Bizi de yapmışlardı böyle. Böyle resimlerimizi çekmişlerdi ama bizi hırsızlıktan resimlerimizi çekmemişlerdi. 12 darbe Eylül yetişemişten. Amerikancı darbenin sonucunda Mamak cezaevine girerken. Yani evet. Arada da böyle bir şeydi. Buyurun. Şerefli bir şekilde sanıktık. Evet. Allah'a şükür yani şerefli bir şekilde sanıktık. Sonunda da aklandık. Ama işte yıllarca da içeride yattık. Buyurun Sayın Bey. Yani şimdi siz onu hatırlatınca ben şunu söylemeliyim. Sen Yaşar Okuyan, değerli dostum, kardeşim, yürümüm. Yani evet, bize haksızlık yapıldı ama Türkiye'nin ortamı neydi? 5000 insan öldü. Yazık, kardeş kardeşi öldürdü. Biz bir taraftaydık. Yani önlemeye çalıştık, başaramadık ama neticede işte bir taraftaydı. Küresel güçler. Ama ne oldu? Biz tutuklandık, yargılandık ve aklandık, değil mi? Peki bu dönemde neler oldu? Hiç ortada bir şey yokken ya Mehmet Haberal suçum ne diye feryat etti 4 yıl 4 ay ve kitap yazdı suçum ne? Yani bir takım komutanlar, pırıl pırıl subaylar falan içeriye atıldı ve mahkum edildi. Yani bizi beraat ettirenler askeri hakimlerdi, değil mi? Üzüntüden kanser olup ölenler var. Kasası dediler. Evet yani. Kaşif Kozanoğlu şimdi çıktı ki çok açık cinayet. Tabii. Şimdi çok açık cinayet. Yani Türkiye yani askeri darbe döneminde bile yaşamayan şeyleri yaşadı. Yani askeri hakim diye hep küçümserler. Ama askeri hakimlerde hukuk zihniyeti varmış. Uzun tuttular bizi ama sonunda akladılar. Beraat ettik biz yani. Biz beraat ettik. Ortada da bir şeyler vardı. Bizim İdamla yargılandık. İdamla yargılandık ve beraat ettik. Şimdi ortada hiçbir şey yokken yani birçok insan, birçok genç subay, parlak subay kendisinden gelecekte çok şey bekliyor. 937 büyük bir çoğunluğu %80'i kurmay olan subayı mahvetti. Evet. Şimdi bu olacak bir şey değil. Yani yargı Türkiye'de yargı işte alay ediyor arkadaşımız. Yani şimdi hangi yargıç, hangi savcı vicdani kanaatına göre hareket edebilir? Savcıların, hakimlerin, yargıçların yani yargının vicdanını ellerinden aldılar. Yani yargıç da korkmaya başlarsa, savcı korkmaya başlarsa başlamaz mı? Başlar. Yani bu dört yani haklarında bir takım iddialar bulunan dört bakanımız şu anda herhangi bir dokunulmazlık zırhı içinde korunmuyorlar, değil mi? Yok. Ne oluyor peki? Meclis seyrediyor. Hayır, meclisi aşıyor. Yani onlar şu anda... Dosya kapandı, ne olacak? Değil. Dosyaları ceza... Peki onlar bir savcı onların dosyasını yeniden açamaz mı? Hayır, şimdi bir dakika. Bu doğru bilgi şey yapalım. Hayır, soruyorum ben şimdi. Açamaz mı? Sayın Bakanım, biliyorsunuz anayasada bakanların, başbakanların şeyi yani ayrı yargılanma usulü, evet. Meclisteki soruşturma komisyonunun genel kuruldaki alınan kararı Anayasa Mahkemesi. Efendim o vazife başındayken. Ha, hayır. Ayrıldıktan sonra? Ama ayrıldıktan sonra da olsa bakanlık yaptığınız döneme aitse Anayasa Mahkemesi herhangi bir şey savcı tamam, yapamaz. Güzel. Herhangi bir savcı yapamaz. Evet yani ama, doğru bilelim. Ama herhangi bir savcı yapamaz ama bunu yapacak savcı da vardır. Vardır da. Evet. Ama doğru bilgi derken Türkiye Büyük Millet Meclisi o konuda izin vermediği gibi diğer kişilerle ilgili dosyalar da kapatıldı. Tabii orada. Onu demek istiyorum. Ya yani dosya tabii, kapatıldı. Komisyon izin tabii. Türkiye Büyük Millet Meclisi onların iznini vermedi. Kapandı o işler. Yani esas itibar adalet mülkün temelidir. Değil midir? Öyle midir? Öyle yazmıyor bizim mu? Bizim bildiğimiz öyle. Şeyde yani mahkemelerin
hakimlerin oturduğu kürsünün arkasında adalet devletin temelidir. O mülk dediği devlet. Yani bir devlette adalet yoksa devlet çürümeye başlamış demektir. Çürütülmeye başlamış demektir. Şu anda ne yazık ki yargı, yani yargıçlar tabii ki şerefli insanlardır. Ama insandır onlar da yani. Netice itibariyle insandırlar. Yani böyle bir dehşet dengesi içinde ne yapacak savcılar? İşte şimdi Amerika'da, Türkiye'de yapılanlar bu arkadaşımızın yazdığı gibi Amerika'da da yapılacak olsa mesele bir anda biter. Yani başsavcı görevden alınır, yandaş bir kimse o, yandaş bir başsavcı getirilir, filan edilir, falan edilir derken iş kapatılır gider. Ama Amerika'da böyle değil. Amerika'da yargı bağımsız. Amerika'da yargıda demokrasi işliyor. Yani biz Amerikan hayranı falan asla değiliz. Hatırlayın Sayın Bakanım, Clinton döneminde Monica diye bir kadınla, hani Oval Ofis'te baştan fişine yaptı falan diye. Onu gizlediği için suçlandı. Evet. Yaptığı için de yaptığı değil. İçin değil. Yalan yere beyanda bulundu. Evet. Amerikan halkına yalan beyanda bulundu. Sonra hatırlayın lütfen, 7 milyar insanın canlı yayından 3,5 saat mahkeme karşısında ifadesini bütün televizyon kanalları dünyada verdi. Watergate skandalı. 3,5 saat adam terledi. Ve sen bilmem şu kadınla bunu yaptın değil. Amerikan halkına yalan söyledin. Yalan, yalan. Bizde yalan mı? Ne diyorsunuz ya? Şöyle bir şey yani, yani yalan diye bir kavram yok bizde artık. Çünkü doğru diye bir kavram olmadığı için yani doğru söylemek diye bir şey yok. Bugün böyle deriz, yarın tersini... Ne yarını? Yani birkaç saat sonra. Heh. Yani şimdi Belçika, yani baştan bir örnek. Belçika dediniz ki, Belçika PKK çadırı kuruyor. Böyle dostluk olur mu diye Sayın Cumhurbaşkanı da haklı olarak söylüyor. Tamam. Böyle dostluk olmaz. Ama yani bir dönemde Türkiye baştan başa PKK çadırıydı. Türkiye'nin üstüne bir çadır gerildi. Her tarafta PKK övülüyordu, bilmem ne yapılıyordu. Yani dolayısıyla bu nasıl böyle bir şey olabilir? Yani demez mi adam orada, demiyor mu? Ya arkadaş sen bunu yaptın. Yarın ne yapacağını bilmiyorum ki, ona göre tavır alayım. Ya istikrarlı bir şey yok ki. Ne işte ne söylemde. İşte buyurun, beslediğiniz de o yılan her an sizi sokabilir. Cumhurbaşkanı dediğiniz için. O yılanı kim besliyordu daha önce? İşte o yılanı kim büyüttü? Onu söylüyorum. Yani, kim büyüttü yani? Ekrana gelebilir mi? Yani Türkiye... Bunu daha 3 gün önce söylüyor. Açılım ve çözüm yıllarında yılanı ejderha haline getiren kim? Hayır, Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi dediler. AKP'nin Mardin Milletvekili. Demokratik açılım dediler. AKP'nin Mardin Milletvekili, yine oraya döndük ama size o örneği verdiniz. Evet, ama önemli o. Adam çıkıp diyor ki PKK, biliyorsunuz geçen sefer bunu kendi sesinden de burada yayınladı. PKK terör örgütü değildir. Şimdi kendi milletvekili. Ve aynı adam, bak şimdi yeni söylediği lafa bak. Bu operasyonlar sırasında, hangi operasyon? Cizre'de, Sur'da ve o şehitler verdiğimiz 300'den fazla şehitimiz. Mehter marşı çalan, duvarlara yazı yazan polisler hakkında soruşturma başlattık. Hepsini cezalandıracağız. Militanlar da insan. Ulan neyse. Şu zarrap işini bitireyim. Evet lütfen. Şimdi bu zarrap ortağı. Kaydık yine bu tarafa. Zarrap ortağı. Ya İran devleti kendisine karşı bir ambargo uygulandı. Bu ambargoyu savunmak falan mümkün değil. Ben savunmuyorum, onu söyleyeyim yani. Dolayısıyla İran'ın da ambargoyu delmek için bir takım insanlara görev vermesi gayrimeşru değildir. Yani bize yapılsa biz de aynı şeyi yaparız. Ne diye sen kimsin ki yani İran'a ambargo teslim olmuyor diye ambargo uyguluyorsun? Böyle bir hakkın yok. İşin bir yanı o. Belli ki İran devleti birilerine bu ambargoyu delmek üzere devlet içinde birileri görev vermişler. Bu belli yani, apaçık. Şimdi bu görevini yaptıkları diye Amerika yargılıyor, o da kendi açısından tamam. Kendi hukukuna göre doğru yapıyor. Ama İran ne için bunları suçluyor? Bu işleri yaparken İran'ı dolandırmışlar. Yani, tabii ruhları. Evet, bir taraftan Amerika'yı dolandırıyorlar. Ama bir taraftan da bu işleri yaparken
İran dolandırılmış. Ya nasıl bir dolandırıcılık? İdam cezasıyla cezalandırılacak boyutlarda bir dolandırma. Nitekim adam idama mahkum olmuş. Deniliyor ki ver parayı kurtul. Yani aldıklarını, devletten çaldıklarını öde. Tamam, yeniden değerlendirelim diyor İran. Bu da makul. Şimdi bütün bunlar apaçık ortada ama karanlıkta olan bir taraf var. Ya daha doğrusu alacakaranlık kuşağı. Alacakaranlık kuşağı ne? Peki bu işler yapılırken Türkiye'de de bir şeyler yapılmış. O bir şeyler kimlerle yapılmış? Yani mesela o petrolün satışında hangi gemiler bu işle de görev almış? Bu bir takım paralar dönmüş, dolaşmış. Bir yerlerde toplanmış, kutularda, şurada kutulara sığmamış, taşmış, nokta nokta nokta. Şimdi bu zarrap dolayısıyla eğer bu işler çözülürse, çözülür mü bilmem ama çözülürse Türkiye'de yeni sıkıntılar başlayacak demektir. Birileri çok sıkılacak demektir. Siz şimdi ne diyorsunuz? Benim hiçbir şeyim yok. Elhamdülillah. Ne kadar güzel. Çulsuz Recep. Evet, ama bunu diyorsunuz göğsünüz yere yere. Allah Allah. Yani. Bunu da çok söylemeyin. Halkımız çok yoksul da. Ne yapayım abi? Ben normal bir adam değilim işte. Ne yapayım? Hıyar gibi bir herifim. Yani bak 3,5 sene bakanlık yaptık. Millet malı götürüyor. Biz de malınızı yani bitirdiniz. Malımızı götürdüler. Geldik neyse. Evet. Allah'a çok şükür. Ama işte bak göğsünüzü. Neticede Cenab-ı Allah'ın huzuruna gideceğiz. Evet, o kesin. Kul hakkı dediğimiz bir şey var. Kul evet. Hakkı. Evet. Ben bunların zaten dininden değilim Sayın Bakan. Elhamdülillah. Bunların dininle hiç uzak yakın alakam yok. Ben anamın babamın bana öğrettiği o yüce İslam dininden. Evet. Kur'an İslam'dan. Evet. Bunların dini de Allah'ı da peygamberi de sahte. Evet. Evet. Zarrab biliyorsunuz yani bir anlamda bu zarabe Arapça bir kelimedir. Farslarda böyle isimler oluyor, bizde yok da. Yani darbeci falan anlamına geliyor. Zarrab kelimesi. Neyse şimdi o da bir tecelli olarak bakalım neler olacak. Neyse. Peki. Tayfun Beyciğim. Geçtiğimiz yayınlarda bu IŞİD'in petrol olayını, bu kara para olayını aynı soykırım suçları gibi bir suç olduğunu, kara parayı aklama suçunun zaman aşımına uğramadığını söylemiştim bir hukukçu olarak. Şimdi anlaşılan o ki değil, biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve egemen devletler bu tür para hareketlerini izlemişler, kayda almışlar. Ama o zaman ses çıkartmamışlar. Şimdi zamanı geldiği için geleni yapıyorlar. Buradan bu sorun çıkar. Şimdi biraz evvel söylediniz. Amerika Birleşik Devletleri'nde demokrasi var ve bağımsız bir yargı var dediniz. Doğru. Yeni değil. Daha 1929'da biliyorsunuz ünlü mafya lideri var. Al Capone. Adam cinayetler işliyor. İçki kaçakçılığı. Bütün yasa dışı ne kadar işlem varsa yapıyor ama bir türlü yakalanamıyor. Neyden yakalıyorlar derdest edip hapishaneye koyuyorlar? Vergi kaçakçılığından 30 yıla mahkum oluyor. Ve cezaevindeyken de ölüyor. Amerika alıyor, derdest ediyor, bitiriyor. Şimdi bu olayda da sadece işi bir savcının açıklaması olarak bakmamak lazım. Bakın FBI'dan yapılan resmi açıklamada ABD'nin ulusal güvenlikten sorumlu Adalet Bakan Yardımcısı. 3 kişiyiz burada. Ben Adalet Bakan Yardımcısıyım. FBI Başkan Yardımcısı, FBI'nin Başkan Yardımcısı basın toplantısı yapıyor. Ve FBI Başkan Yardımcısı Diego Rodriguez diyor ki, bakın tırnak içinde, 2010'dan 2015'e kadar 5 yıl boyunca izlemişler bütün para transferlerini, hareketlerini, kim oturmuş, kim kalkmış, kim ne etmiş, hepsini izlemişler. Hepsini kayda almışlar. Bu belli. Diyor ki, zanlı İran'a karşı ABD ve uluslararası yaptırımlara karşı İran kurumları lehine komplonun içine girdi. Bundan sonrası çok önemli. Bugün açıklanan suçlamalar gerçek iş ortaklarını saklayanlar için de bir mesaj olmalı. Çok ilginç bir laf bu.
öpülecekler bunu, diyor. Çok ilginç. Gerçek iş ortaklarını saklayanlar içinde bir mesaj olmalı. Şimdi Amerikan filmlerinden falan izliyoruz. Hukukçu olmaya gerek yok. Amerikan savcısı eğer birini derdest ettiyse, delilleri topladıysa avukatı marifetiyle sana şu teklifte bulunuyor. Diyor ki bak sen diyor küçük ortaksın. Ben seni izledim. Bak şunu yapmışsın, bunu yapmışsın. Kamera görüntüleri bu, para hareketleri bu. Ama benim derdim seninle değil evladım. Senin başında kimler var? Sen kimlerle bu işi yaptın? Bunları eğer ikrar edersen, bana anlatırsan ve delillerini, bende bulunmayan başka delilleri de bana getirirsen, sen söz gelimi 20 yıl alacaksan ben sana 2 yılda yatarsın. Cezaevinde de konforlu yatırırım seni. Hani o bildiğiniz Amerikan filmlerinde gibi ırza tasaddi, tecavüz şunlar bunlar olmaz. Ben seni devlet olarak Amerika Birleşik Devletleri olarak korurum. 2 yıl sonra da çıkarsın. Çıktıktan sonra yüzünü de değiştiririm. Tanık koruma hani var ya, yüzlerini değiştiriyorlar. Cebine de para veririm gerekirse yoksa falan böyle anlaşmaya. Şimdi anlaşılan o ki o aşamada bugün kefalet istemiyle tahliye talebi reddedildiğine göre çok ciddi, işte dediğiniz gibi iddianamede bir suçtan değil. Amerikan yasaları var. Uluslararası kara para aklama. Yani kara para aklama. Hiç onun zaman aşımı falan yok. 50 yıl sonra da tak diye sizi alıyor. Aynı soykırım suçu gibi. Çünkü hegemonik devletler hiç affetmedikleri şey kendi ceplerinden çalınan parayı affetmiyorlar. Senin benim paramın çalınmasına göz yumuyorlar da kendi paralarının çalınmasına göz yumuyorlar. Onun için bu bir ulusal mesele olmaktan öte uluslararası bir meseledir. Bunun yansımaları dalga dalga önümüzdeki günlerde Türkiye'nin çok net başına. Siyasi sonuçlarını göreceğiz. Siyasi sonuçları derken şunu söyleyeyim. Kıstırdıysa birilerini bir baskı yapabilir. Bu kıstırmanın ötesinde bir olay. Çünkü artık bir federal savcı bu işin içine girdiyse, deliller toplandıysa bunun bir hegemonik devlet tarafından bir şantaj aracı olarak kullanılma safhası da geçmiştir. Bunu belki önceden yapabilirlerdi. Ama artık uluslararası kamuoyuna da şey olduğu için artık bunun sonuçlarını, ne sonuçlarını beklemek gerekir diye düşünüyorum. Evet. Yalnız bu tabii Rıza Zarrab yakalanıp tutuklanınca ben bazı eczacı arkadaşlarım var yani Ankara'da ishal kesici ilaçlar almışlar birçoğu. Yani paket paket hani bulunmaz piyasada falan diye epey miktar. Yani ishal vakalarında artış varmış. Benim bazen analizimi destekler şekilde mi o ilaçlar? Gibi. Güzel. Tıbbi tarafı için. Şimdi tıbbi tarafı. Nokta ben koyacağız ama söyleyeyim. Bir şey söyleyip nokta koyacağız. Bu biliyorsunuz bu Henry Berkey diye herif. Yani İstiklal'de bomba patlarsa dediydi ve İstiklal'de patladı. Utanmaz herif. Şimdi Aydınlık Gazetesi bunu manşetten verdiydi. İşte Barkey'in bombası patladı diye. Washington'da bu CFR dediğimiz şeyde kuruluşta aydınlığa yanıt niteliğinde CFR aydınlığa yanıt evet, şey veriyor. CIA'nin yani, gölge kuruluşu tabii, bir şey değil mi? Yani bu da Aydınlık Gazetesi'nin ne kadar ihtiyacımız etkili olduğunu Türk evet milleti olarak Aydınlık Gazetesi'ne de bu desteği ve ulusal kanala bu desteği yapmanın milli bir zaruret olduğunu söylüyor. Son bir şey işte İsrail filan diyor, şimdi İsrail'e yanaşıyor bizimkiler, istikrar için diyor Kürt devleti kurulsun diyor. Amerika Suriye yönetiminin devrilmesi diyor İsrail için bir nimettir diyor, herkes birbirine paslaşıyor ve Amerika'da işte eski iki tane büyükelçi Ankara'daki büyükelçiler yapan ya açılımı devam ettir diyor. Yani PKK açılımı bölünme şeyini ya da diyor istifanızı verin diyor. Ve bugün yine Amerika kaynaklı, Washington kaynaklı bir şeyde efendim diyor Türkiye diyor darbe olabilir. Darbe olursa Amerika Birleşik Devletleri ne yapar diye yorumlar getiriyor. Bunlar tabii çok ciddi gelişmeler. Ama şu var, ben şahsen onu söyleyerek nokta koyacağım. Bir dakika lütfen. Yani Tayyip Erdoğan'la AKP iktidarıyla mücadele etmek bizim işimiz. Meclisin içinde ve meclisin dışındaki siyasi partiler ve sivil toplum hareketleri olarak hepimizin işi. Ve bunu mutlaka başaracağız ve bunları indireceğiz. Ama gelip de Amerika'da Washington'dan tezgahlanmış olan bir darbe teşebbüsünün karşısında
Recep Tayyip Erdoğan değil. Çünkü 12 Eylül'de gördük, ondan önceki olaylarda gördük. Hepsinde Amerika'nın içinde, önünde, arkasında parmağı vardı ve Türkiye 10 sene, 20 sene daha Amerika'nın daha ciddi tasallutuna gitti. Daha büyük başımıza belalar geldi. Onun için de bunun karşısında dikkatli olmak lazım. Tayyip Erdoğan'a kız evet, güç vurduğum bir şey yok ama Tayyip Erdoğan'ın kızgınlığından HDP'ye oy vermiş gibi böyle bir şeyde de Amerikan yapılan analizlere de destek olmak vatana ihanettir diye düşünüyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sayın Kemal Zeybek ve Sayın Tayfun İşte arkadaşlarımla beraber sizlere hayırlı akşamlar diliyoruz.